Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT geometri konu anlatımının 22 ve 23. haftasının 4. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ne anlatacağız? Size bu videoda doğruların birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 210 ve 211'in yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde doğrular 3 farklı konumda olabilir. 1. Paralel olabilir. 2. Çakışık olabilir. 3. Kesişebilirler. İşte şimdi bunları inceleyeceğiz. Bir doğrumuz A1x artı B1 y artı C1 eşit 0. İkinci doğrumuz da D2 doğrumuz da A2x artı B2 y artı C2 eşit 0 şeklinde ise bu doğrular ilk durumda ne olabilir dedik? Paralel olabilir. Peki doğrular paralel olduğunda, hocam doğrular paralel böyle olabilir ya da şöyle olabilir. Ya da eksen üzerinde çizdiğimiz zaman bu doğrular paralelse hocam şuradaki açı alfaysa burası da alfadır. Yöndeşlik sağlandı. Bak, eğim açıları birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Eğim açıları birbirinin tıpkısının aynısıysa M1 dediğimiz nedir? Tanjant alfaya eşittir. M2 de tanjant alfaya eşittir. Her ikisi de tanjant alfaya eşit olduğundan dolayı ne oldu? Eğimler birbirine eşit oldu. Hatta eğimler birbirine eşit ya. M1'i yazalım. M1 dediğimiz nedir? Hocam eksi A1 x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. A1 bölü B1. Aynı zamanda M2 dediğimiz nedir? M1 ile M2 birbirine eşit ya. M2 diyelim. M2 de neye eşit? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. A2 bölü B2. Hocam şunlar birbirine eşit. O zaman eksiler de gitti. A1 bölü B1. A2 bölü B2 eşit. Hatta işler dışlar yaparsak A2'yi buraya, B1'i buraya atarsak ne geliyor? A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 geliyor. Eşit değildir C1 bölü C2. Ha, C1 bölü C2'ye de eşit olsaydı ne olurdu? Hocam işte atıyorum 2 bölü 3 oranı olsaydı 2x artı, ya 2 bölü 3 oranı olsaydı, hepsindeki 2 bölü 3 oranı olsaydı hocam 2 bölü 3 oran hepsinde olduğu zaman aynı doğru, ya da 2 katı olsaydı aynı doğru olmayacak mıydı? Hepsindeki oran birbirine eşit olsaydı. Matematikte de aslında bunun çözüm kümesinde böyle söyleyebiliyoruz. Şunlar A1 bölü A2 eşittir, B1 bölü B2 eşit değildir, C1 bölü C2 dediğimiz zaman o zaman çözüm kümesi boş kümedir diyorduk. İşte bu matematikteki çözüm kümesinin boş küme olması, iki doğrunun paralel olması. Yani bunlar bir yerde kesmiyor anlamına geliyor. İşte o hikaye de buradan çıkıyor. Grafiğini çizdiğimizde hiçbir ortak noktası olmamasından kaynaklanıyor. Tamam. C1 bölü C2 de birbirine eşit olmuş olsaydı, mesela 1'e 2 oran olmuş olsaydı, hocam 1 iken 2 katı, 2 katı, 2 katı, yani 2 katı olan bir doğru olmuş olacaktı şuradaki. O zaman doğrular aynı doğru olacaktı. İşte aynı doğru olması da ne anlama geliyor? Çakışık anlamına geliyor. Evet, A1 bölü A2, B1 bölü B2, C1 bölü C2 eşit olursa o zaman ne olacak arkadaşım? Hatta bunu böyle göstereyim. Atıyorum x artı 2y artı 3 eşit 0 iken 2 katı 2x artı 4 y artı 6. 2 katı dedim, bak gördün mü, 0 oldu. Bak oranladığın zaman 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü 2. Hocam aynı katı, bak 2 katı burası. 2 katı olması aynı doğru olması anlamına geliyor. Çakışıklık anlamına geliyor. Zaten matematikte de gördünüz. A1 bölü A2 B1 bölü B2 C1 bölü C2 eşit olduğu zaman o zaman sonsuz tane ortak noktası vardır. Sonsuz çözüm kümesi vardır diye söylediniz. Gerçekten bu doğruyla bu doğru birbirinin tıpkısının aynısı. Sadece belli bir katı oluyor. Gerçekten sonsuz noktada birleşiyorlar bunlar. O yüzden sonsuz çözüm noktası vardır cümlesi aynı zamanda çakışıklık anlamına geliyor. Ve oranlamaları birbirine eşit oluyor. Üçüncü durumda iki doğru kesişebilir. İki doğru kesiştiği zaman da biraz önce paralel olduğunda ne dedik? A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 demiştik. Eşit değil olacak arkadaşlar. Yani eğimleri birbirine eşit olmasın ki bunlar bir yerde çakışsın. Eğimlerin birbirine eşit olmamasını da kullanabiliriz. M1 eşit değildir. M2'yi de kullanabiliriz. Katsayılar oranlamasını da kullanabiliriz. Artık sorusuna göre şekillenir. O zaman bu iki doğru kestiğinde de bir ortak nokta var. O ortak noktayı bulmayı da ben sana sonraki derslerimizde öğreteceğim. Tamam, şimdilik üçüncü durumunda kestiğinden bahsedelim. Kesişim olduğundan bahsedelim. Ama özel olarak D1 ve D2 doğruları dik olarak kesişebilir. İki doğru dik olarak kesişirse, mesela analitik düzlemde kırmızı doğruyla mavi o doğruyu dik olarak kestirdim. Şuna alfa, şunun da eğim açısı beta ya, buna da beta diyecek olursam. Tanjant alfa nedir? Hocam K bölü T. Yazdım şuraya tanjant alfayı, bak. Şöyle yazdım. Peki tanjant beta nedir? Hocam sola yatık. Hani biri sağa yatıksa, dik kesiyorsa öbürü de sola yatık olmak zorunda. Tanjant beta da şu açının tanjantı. O da T bölü K ama eksi T bölü K. O zaman ben bunları şey yapacak olursam, bak K bölü T iken ters çevrilip eksiyle çarpılmışı dik olan doğru. Ya bunu böyle aklında tutacaksın ama genelde biz bunu kullanıyoruz. Ya da eğimler çarpımı eksi 1'e eşittir diyeceğiz.
Zaten şu M1 bu. K bölü T. M2 de bu. Eksi T bölü K. Yani ters çevirip eksiyle çarpınca X'in çarptığın zaman ne oluyor? K'lar nanay. T'ler nanay. Sadece eksi 1 mi kalıyor? Evet. İki doğru birbirine dik olarak kestiği zaman da eğimler çarpma eksi 1. Zaten biz şunu çok kullanıyoruz. İki doğru paralelse eğimleri birbirine eşit. İki doğru dikse eğimler çarpma eksi 1. İspatını da yaptım. Ya da iki doğru dikse ters çevirip eksiyle çarpmışı diğer doğrunun eğimini veriyor bize. Anlaştık gençler. Evet, olay bu. Hadi bakalım şimdi sorulara. Örnek 20'deyiz. Bu doğru ile bu doğrunun en az iki ortak noktası varsa. Eyvah, hiç duymadığımız bir şey. Bu ne demek? En az iki ortak noktası varsa iki noktadan bir doğru geçer arkadaşlar. En az iki tane ortak noktası demek. O zaman ikinci doğru da bu iki noktadan geçecek. İkinci doğru da bu iki noktadan geçiyorsa. Aa, doğrular üst üste. Üst üste demek ne demek? Çakışık. Yani sana çakışık demez. En az iki ortak noktası varsa cümlesinde çakışıklık anlamına geliyor. O zaman çakışıksa katsayılar oranı, yani x'lerin katsayılar oranı 3 bölü k eşittir. Y'lerin katsayılar oranı eksi a bölü 4, o da eşittir. C'lerin oranı 6 bölü 2. O zaman bu 3 bölü k 3'e eşitse, 3 bölü k eşittir 6 bölü 2 ya, 3'e eşitse k'yı buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Sonra eksi a bölü 4 de 3'e eşit. Eksi a bölü 4 de 3'e eşitse a'yı da buradan eksi 12 olarak buluruz. A artı k isteniyor bizden. A artı k da eksi 12 artı 1'den eksi 11 diye bulunur arkadaşlar. Evet, örnek 20'yi eksi 11 olarak bulduk. Geldik örnek 21'e. Aa, bu sefer de hiçbir ortak noktası yoksa demiş. İki doğrunun hiçbir ortak noktası yoksa ne demek? O zaman şöyle ve şöyle olacak. Hiçbir ortak noktaya sahip olmamak paralellik anlamına geliyormuş. Bitti. Paraleldir. O zaman iki doğru D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine paraleldir. O zaman X'ler oranı eşittir Y'ler oranı diyeceğiz. O da eşit değildir. N bölü P diyeceğiz. Ya da eğimleri eşittir hikayesi bazen yeterli oluyor. Bazen yeterli olmuyor. Yeterli olmadığı durumda ne yapacağımızı da göstereceğim. Ama burada ben bunu görsem iki doğru paralel olduğunu anladım. E paralelse de o zaman eğimleri birbirine eşit. Yani eksi 8 bölü K birinin eğimi. Çünkü eksiği X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Bu eşittir eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Bunlar birbirine eşit. İki değer çıkıyor mu çıkmıyor. İki değer çıkarsa katsayılar oranı katsayılar oranı eşit değildir C'ler oranı demek mantıklıdır. E buradaki eksiler gitsin. E buradaki 2 ile 8 sadeleşsin. 4, 4 kere 5 20 mi çıkıyor? Evet, eksi 20 çıkıyor hatta. Eksiler gitti. 4 ile de eksi 5 çarpımı eksi 20 olarak bulundu. Örnek 21 eksi 20 çıktı arkadaşlar. Evet, geldik bir sonraki soruya. Örnek 22. Şekildeki genişliği değişmeyen yolun kenarlarını taşıyan doğruların denklemleri bu şekilde verilmiş. Eyvallah. Buna göre K kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi genişliği değişmeyen, bak bu sefer genişliği değişmeyen. Ya şuradaki genişlik hep aynı olacak. E bunların hep aynı olması paralel olması anlamına gelmiyor mu? Yani size direkt paralel demeyebilir. Böyle değişik cümlelerle karşınıza çıkabilirler. Çıktıkları zaman da anlamaya çalış sadece. E o zaman genişliği değişmesin bakalım. Yani paralel. Paralelse hocam eğimleri birbirine eşit olacak. Yani eksi k bölü x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı, yani eksi k bölü 3 eşittir. Neye eşit olacak? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi 4 bölü k artı 1'e eşit olacak. Aa hocam, ikinci dereceden bir denklem çıkacak. K'nın iki değeri çıkacak buradan. Çünkü k kareli bir şey geliyor. Neyse. Şöyle yapalım bir. K kare artı k eşittir 12 yaptı. Hatta buradan da k kare artı k eksi 12 eşit 0 mı çıktı? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şunu yapacağız. Hocam çarpanları ayıralım. Artı 4'e eksi 3 dersem çarpımları bu. Toplamları da bunu verdi. Sıkıntı yok. K artı 4'e k eksi 3 eşit 0 oldu. Ama buradan k şu eşit 0 ise eksi 4 gelir. Buradan da k ne gelir? 3 gelir. İki değer çıktı. K kaçtır diye soruluyor. Demek ki bir değeri var. Demek ki bir tanesi sağlamıyor. Koy bakayım yerine. K yerine eksi 4 koyduğumuzda. K yerine eksi 4 koyarsam arkadaşım ne oluyor? Eksi 4x artı 3y. Eksi 4 koyduğumuzda eksi 8 artı 6'dan eksi 2 eşit 0 yaptı. Tamam. K yerine burası da 4x artı k yerine eksi 4 koyduğumuzda. Eksi 4 koyduğumuzda eksi 3y artı 16. Arkadaşlar bu doğrular birbirine paralel, çakışık değil. O zaman büyük ihtimalle k 4 yaptı. Eksi 4 yaptı. 3 olmadığını, neden 3 olmadığını da göstereyim sana. Bak niye 3 değil biliyor musun? K yerine 3 koy. K yerine 3 koyduğumuz zaman ne geliyor bak? Bak dikkat et. 3x artı 3y. 3 koydum. 2 kere 3 6 12. Artı 12 eşit 0 çıktı. K yerine 3 koyduğumuzda 4x artı 4y artı 16 eşit 0 çıktı. Bak
3 bölü 4, 3 bölü 4, 12 bölü 16 da 3 bölü 4 yapıyor. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? Gerçekten x'ler oranı, y'ler oranı ve sabit sayılar oranı ne oldu? Hepsi birbirinin tıpkısının aynısı oldu. O zaman bunlar ne oldu? Çakışık oldu. Ama Bara ne diyordu? Bunlar paralel olsun. Sadece paralel olsun diyordu. O yüzden K yerine 3 yazdığımızda çakışık oldu. Paralellik sadece burada sağlandı. Dolayısıyla cevap ne çıktı arkadaşlar? K'yı eksi 4 olarak buluruz. 3 olamaz çünkü çakışık oluyor. Ha sen bu soruyu gördün. Şöyle de yapabilirdim. Ben eğimden gittim. Eğimden gittikten sonra K yerine 2 değer buldum. K yerine değerleri yazdım. Yazdıktan sonra oluyor mu olmuyor mu diye baktım. Bu şekilde de yapabilirsin ya da direkt şunu. K bölü 4 eşittir 3 bölü K artı 1 eşit değildir 2K artı 6 sabit sayılar oranı. 2K artı 6 bölü 16 derdim. Yine sen burada bak ikinci yol şu şekilde. K bölü 4 eşittir 3 bölü K artı 1 eşit değildir 2K artı 6 bölü 16 diyecektik. Şu ikisinden K değerini bulacaktın. Sonra K'yı yerine yazacaktın. Yerine yazdığında bu oranda eşit değildir. Eksi 4'te sağlanacaktı. 3'te sağlanmayacaktı. O yüzden cevap eksi 4 diyecektir. Bu da ikinci yolu. Tamam. Evet örnek 22'de böylelikle eksi 4 bulduk. Geldik örnek 23'e. Analitik düzlemde bu doğrular x eksen üzerinde dik kesiyorlarsa. Dikkat dikkat. Sınavda da çıkmış bir soru ve birkaç defa çıkmış bir soru. Şimdi analitik düzlemde iki doğru var ve bu doğrular x eksen üzerinde dik kesiyor. Bu soruyu anlamaya çalışalım. X eksen üzerinde kesmeleri ne demek? Arkadaş x eksen üzerinde kesmeleri işte şöyle bir şey demek. Bunlar böyle kesiyor. Ama bir de x eksen üzerinde nasıl kesiyorlar? Dik kesiyorlar. He. Buradaki nokta nasıl bir nokta? Buradaki nokta x'e 0 gibi bir nokta. Aa hocam burada x'e 0 bir nokta gibi bir nokta. Hem bu doğruda hem de bu doğruda sağlanıyor. Yani biz burada y'si 0 olan bir noktanın x'ine bakacağım. Hem bu doğruda hem de bu doğruda ne oldu? Aynı olmak zorunda. Yani ben burada şu sonucu çıkartıyorum. X ekseni üzerinde kesen doğrularda her ikisinde de x'e 0 noktası sağlanıyor ya. Y yerine 0 yazdığın zaman x'leri eşit olmak zorunda. Çünkü bu nokta hem bunun hem de bunun üstünde. Y eşittir 0 yazdığımızda x bak hem bunun hem de bunun üstünde. X'leri eşit hikayesini bir kullanalım. O zaman y yerine 0 yazdığımızda hocam 2x artı k çarpı 0 eksi 8 eşit 0 yaptı. Buradan 2x eksi 8 eşit 0'dan 2x eşittir 4'ten 8'den x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Birincisi bu. İkincisinde de burada y yerine 0 yazdığımızda y yerine 0 yazdığımızda nx artı 6 çarpı 0 eksi 12 eşit 0'dan nx eşittir 12 geldi. X de buradan 12 bölü n geldi. Ne olacaktı? X'lerin birbirine eşit olması lazımdı. 4 12 bölü n eşitse n'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet n 3 çıktı arkadaşlar. Benden ne isteniyor? K çarpı n isteniyor. K'yı da bulmam lazım. K'yı da bulalım. K'yı nasıl bulacağız? Neyi kullanmadık? Dik kesmelerini kullanmadık. Dik kestikleri için 2 doğru dik kesiyorsa eğimler çarpımı eksi 1. O zaman bunun eğimi nedir? M1'i bulalım arkadaşlar. Hocam eksi 2 bölü K. M2 nedir? M2 de eksi n bölü 6. Gerçi ben burada n'i ne buldum? 3 buldum. O yüzden eğimler çarpımı eksi 1 diyeceğim. Eksi 2 bölü K çarpı eksi 1 bölü 2 değil mi bu? 3 bölü 6. Evet eksi 1 bölü 2. Bu çarpım ne olacak? Eksi 1 olacak. Şunları çarptığım zaman 1 bölü K yaptı. Eksi 1'e eşitsek. İkiler sadeleşti çünkü. Eksiler de artı yaptı. K'yı da böylelikle kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. K çarpı n isteniyor bizden. K çarpı n de eksi 1 çarpı 3'ten dolayı kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 3 çıkar. Yani cevap eksi 3 oldu. Peki ben sana şunu sorayım. Bunlar y ekseni üzerinde kesilseydi ne olurdu? Durdur videoyu kendin bir düşün. Arkadaş şimdi ben yorumluyorum. Bak y ekseni üzerinde kesselerdi o zaman. Hocam burası da 0 y noktası ya. X yerine 0 koyduğumuzda her iki doğruda da y'ler birbirine eşit oluyor mantığı yapacak. Demek ki x ekseni üzerinde kesişmeleri demek. Y yerine 0 yazdığımızda x'leri eşit demek. Y ekseni üzerinde kesmeleri ne demek? X yerine 0 yazdığımızda y'leri birbirine eşit demekmiş. Dikkat dikkat bu sınavda çıktı ve birkaç defa çıktı hala çıkmaya da aday. Geldik örnek 24'e. Analitik düzlemde A noktasının bu doğruya en yakın olduğu noktayı bulunuz. A noktası var. Eksi 6'ya 3 noktası. Ve şu doğruya y eşittir 2x artı 5 doğrusuna en yakın oldu. Arkadaşlar bir noktanın bir doğruya bir sürü uzaklığı var. Şöyle bakacak olursak. En yakın nedir? Hocam tam dik olduğu noktadaki yer değil midir? Evet. İşte benden buradaki nokta isteniyor. Öncelikle şunu yorumlayalım. Hocam bu doğru üstündeki noktalar nasıl bir noktadır? X virgülü y şeklinde bir doğru nokta değil midir? Evet.
Tek bilim yeniden yazalım. E burada ben x yerine bir k yazsam. Hocam x yerine k yazdığımızda y'si ne yapıyor? 2k artı 5 mi yapıyor? Evet. Bir de 2 doğru dik kesti burada. Dur. Bak. M1 neye eşit? Hocam birinci doğrunun neyi mi? 2'ye eşit. Y yalnızken x'in katsayısı. O zaman burada 2 doğru dik kesiyorsa hemen aklıma eğim gelmesi lazım. Eğimler çarpımı eksi 1. O zaman M1 2 ise M2'den olmak zorunda ters çevirip eksiyle çarpılmışı değil miydi? Eğimler çarpımı eksi 1 olduğundan dolayı. Evet birinci doğrunun neyi mi? 2 ise ikinci doğrunun neyi mi? Eksi 1 bölü 2'dir. Ben burada eksi 1 bölü 2'yi buldum. Burada A noktası var. Bir de burada bir nokta var. A 2 nokta var burada. O zaman 2 noktası belliyse y'ler farkı 2k artı 5 eksi 3 bölü x'ler farkı k eksi eksi 6 yani k artı 6. Neye eşittir? Bu doğrunun eğimine. Çünkü bunun eğimini de bulmuştuk. Eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Yani 2k artı 2 bölü k artı 6 eşittir. Eksi 1 bölü 2 olduğundan şunu çarptım. 4k artı 4 eşittir. Bunu çarptım. Eksi k eksi 6 yapar. Buradan 5k eşittir eksi 10 yapar. Ve k'yı da böylelikle eksi 2 olarak buluruz. Ama k eksi 2 çıktı. En yakın olduğu noktayı bulunuz. Noktamız neydi? X virgül y'ydi. Yani k virgül 2k artı 5'ti. K yerine eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 yaptı burası. Eksi 2 yazdığım zaman eksi 4 artı 5'ten artı 1 yaptı burası. Yani bu noktaya en yakın olan nokta neymiş? Eksi 2'ye 1 noktasıymış. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bu da sınavda daha öncesinde çıktı ve yine çıkmaya aday sorulardan biridir. Evet, örnek 24'ü bu şekilde bulduk ve geldik örnek 25'e. Ne diyor? Analitik düzlemde bu doğru ve bu doğruları veriliyor. A çarpı B 6. Allah Allah. A ve B çarpımı ben nasıl kullanacağım? Vallahi doğru da verilen sorularda arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorsak ne yapacağız? Eğim yani sıkışınca biz eğime bakarız kardeşim. M1'i yaz. M1 dediğimiz nedir arkadaşım? Hocam eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eksi 2 bölü a. M2 dediğimiz nedir? M2 dediğimizde eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani 3 bölü b'yi mi yaptı? Evet. Hocam a çarpı b'yi vermiş. A çarpı b'yi ben nasıl bulacağım? Bak m1 bu m2 de bu. Ben bunları taraf tarafa çarparsam. Yani m1 çarpı m2 neye eşit oldu? Eksi 2 bölü a çarpı 3 bölü b olduğundan dolayı ne oldu? Eksi 6 bölü a çarpı b eşit oldu. Wow. Eksi 6 bölü a çarpı b de 6 olduğundan burası da eksi 1 yaptı. Ne güzel bir şey değil mi? Hocam M1 çarpı M2 eksi 1 yaptı. O zaman bu iki doğru ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Eğimler çarpımı eksi 1 olduğundan dolayı. Peki verilen iki doğrunun kesim noktasının orijinal olan uzaklığı. Orijinal olan uzaklığı da isteniyor. İki doğrunun kesim noktasını bulup sonra orijine iki nokta arasındaki uzaklık. Ya da burada orijin de işin içine giriyor ya. Böyle bir grafiği çizsek mi acaba? Grafiği çizelim arkadaşlar. Grafiği çizelim. Bak çizdim. Grafiği çizelim. Hocam burada ben x yerine 0 yazsam y'si gelmiyor. Ama y yerine 0 yazarsam bak y yerine 0 yazdığım zaman 2x artı 6 sıfırdan 2x artı 6 eşit sıfırdan 2x eşittir eksi 6'dan x'i kaç bulduk? Eksi 3 bulduk. Yani x'i nerede kesiyor bir doğrumuz arkadaşlar? Eksi 3'te kesiyor. Evet. X'i eksi 3'te kesiyor. Y'yi nerede kestiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Tamam rastgele çizelim. Mesela şöyle bir şekilde doğru çizelim. Bu aşağı doğru da olabilir. Yani şöyle çizdik ya. Şuradan aşağı doğru da olabilir böyle. Şimdi öbürüne bakalım. Bu doğruda da ne demiş? Hocam burada da ben bu doğrunun y'ye 0 yazarsam x ekseni kestiği yeri bulurum. Bak x yerine 0 yazarsam y'sini b'li bir şekilde bulurum. Bir işime yaramaz. Ben burada da y yerine 0 yazarsam eğer 3x eksi 9 eşit 0'dan x'i de böylelikle kaç bulurum? 3 olarak bulurum. X 3 oldu. X 3 oldu. 3'ten kesecek. Bak. O zaman bu doğru da şu şekilde 3'ten geçen bir doğru olabilir. Değil mi? Ve bu doğrular nasıl bir doğru? Bu doğrular dik olan bir doğru. Yani 3'ten geçen bir doğru rastgele bu şekilde çizemeyiz. Ben bir doğruyu böyle çizdiysem öbür doğruyu da buna kesecek şekilde dik. Hocam bu doğru bu şekilde de olabilirdi. O zaman buradaki 3'ten de geçecek şekilde senin çözümünde şu da olabilirdi böyle. Değil mi? Dik kesecek şekilde buradan da geçebilirdi böyle. Yani böyle de yapsan çizimi böyle de yapsan bu çözüm olarak yine sonuca ulaşırdım bu arada haberin olsun. Şimdi ne olacak? Bizden ne isteniyor? Verilen iki doğrunun kesim noktasının yani şuranın orijine olan uzaklığı. Bak burası 3 burası da 3 yani şunlar birbirine eşit ve benden buradaki noktanın orijine olan uzaklığı hop şurası isteniyor.
Ve bu doğrular nasıl kesişiyordu? Dik kesişiyordu. Aa, 90'dan çizilen kenar ortay çıktı burada. Yani muhteşem. Evet, muhteşem üçlü çıktı burada. E o zaman olay bitti mi? Bitti. 3, 3 ise burası da 3. Zaten benden iki doğrunun kestiği yerden orijinal olan uzaklık isteniyor. Yani cevap 3 çıktı. Mükemmel bir soru arkadaşım. Ne yapacaksın? A çarpı B mantığını kullanacaksın. Kestiği yer şekli çizip o şekilde yorum yapacaksın. Ve sonrasında da dik kesmesi ve muhteşem üçlüden şuradaki uzunluğun çıkması gerçekten çok iyi bir şekilde oldu. Güzel bir soruydu. Evet, örnek 25'i de böylelikle 3 bulduk ve dersimiz buraya kadarmış. O zaman ne diyoruz? Sonraki videoda ne var? En önemli kısma geldik. Bu zamana kadar ben seni buraya hazırladım. Doğru denklemi yazmaya hazırladım. İşte bu kısma geldik. Yani o zaman ne diyoruz? 22 ve 23. haftanın 4. videosunu, 4. videosunu çözdük. 5. videosunda doğru denklemi yazma videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.